Türkiye'de 8.6 milyon insan ağır depresyon nedeniyle Serpil Hanım özgüveninin düşüklüğünden ve kendi içindeki değersizlik duyguları yüzünden bize başvurdu. Aslında birçok insanın muzdarip olduğu bir konu bu. Özgüvensizlik aslında kendi sahip olduğu değeri fark edememe ve bunun için bir işe atılmakta ya da bir şeye girişirken, insanlarla karşılaşırken tedirgin olma durumu ve hayata karşı amaçlarını ve hedeflerini bulamama durumuyla ifade etmek daha doğru olur. Ama bakalım Serpil Hanım bize bu konuda neler anlatacak? Önce onu dinleyelim, sonra tekrar beraberiz. İsmim Serpil, 47 yaşındayım. 15 yaşında evlilik yaptım, Görücü usulü. İkinci evliliğimi yaptım 15 sene sonra. Eşim şu an çok çok iyi bir insan fakat sıkıntı bende. Bir güvensizlik yaşıyorum şu an. Hep şüpheli bakıyorum. Birinci evliliğimde yaşamış olduğum sıkıntılardan kaynaklanan bir şey. Erkeklere olan güvenimi kaybettim açıkçası. Ben size aslında farkındalık kazandırmak istiyorum. Yeni bir siz olarak ortaya çıkalım. Ne dersiniz? Yalnız değilsiniz. Bu bölümde özgüven eksikliği yaşayan Serpil Atmaca'nın hayatını ve yaşadığı psikolojiyi ele alıyor. İsmim Serpil, 47 yaşındayım. İstanbul Pendik'te oturuyorum. Şu an çalışmıyorum. Daha önce havalimanında Arapça danışman olarak çalışıyordum. Evlendim, ikinci evliliğimi yaptım 15 sene sonra. Evlendikten sonra ayrılmak zorunda kaldım. 15 yaşında evlilik yaptım, Görücü usulü. Birinci evliliğimden 27-28 yaşında bir kızım var. Yani Görücü usulü çocuksun, evliliğin evcilik olduğunu düşünüyorsun. Aileler karar veriyor, soruyorlar evet mi hayır mı. Ne olduğunu anlamadığım için siz bilirsiniz deyip tamamen aileme bıraktım. Yani ilk zaman dediğim gibi evlilik olarak görmüyordum, evcilik gibi görüyordum. Yaş küçük, yani çocuklar dışarıda oynarken camla bakıp onları seyrediyorsun. Yani neyin ne olduğunu bilemiyorsun. Gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşadım. Ki büyüyüp olgunlaşana kadar yemeğin ne olduğunu bilmiyorsun, hiç mutfağa girdiğin yok. Yani çok sıkıntılı dönemler yaşadım. Sonrası güzel oldu. Daha sonrası da biraz mantıklı bilinçlenince artık neyin ne olduğunu görüyorsun. Yani yürümediğini gördüğüm için bitirme kararı aldık birlikte. Bunun üstüne kızımla birlikte büyüdüm diyebilirim. Aramızda 18-19 yaş var kızımla. 15 sene bir boşluk zamanım oldu. Ailenin, çevrenin baskısı yüzünden ikinci bir evliliğe karar verdim. Eşim şu an çok çok iyi bir insan fakat sıkıntı bende. Henüz adapte olamadım. Evliliğe adapte olamadığım için bir takım sorunlar yaşadım. Yavaş yavaş rayına oturtmaya çalışıyorum şu an. Peşinden işten ayrılma durumum oldu. Yani hepsi üst üste gelince psikolojim tamamen bozuldu. Bir güvensizlik yaşıyorum şu an. Yani her şeye soru işaretiyle bakıyorum. Bunu da yenemiyorum. Genç kadın
üst üste yaşadığı olumsuzlukların psikolojisinde şüphe uyandıran düşünceler ortaya çıkardığını dile getiriyor. Yani doğru da söylese inanmıyorum. Hep şüpheli bakıyorum. Birinci evliliğimde yaşamış olduğum sıkıntılardan kaynaklanan bir şey. Erkeklere olan güvenimi kaybettim açıkçası. O yüzden bir takım pürüzler yaşıyorum güvensizliğim yüzünden. Yani aldatmayla başladı her şey. Bir kişinin yapmış olduğu hata bütün topluma mal ederiz de şimdi herkes aynı şeyi yapacakmış hissi oluyor ister istemez insanda. Kendimi çok aciz hissettim. Gerçekten çok kötü hissettim. Benden mi kaynaklanıyor, neden böyle oldu diye. Ve ben bu şekilde bile evliliğimi hemen hemen 3-4 sene bile sürdürdüm. Sırf çevremdeki insanlar ne oldu, ne bitti, neden oldu bilmesin diye kendi içimde yaşayarak sürdürdüm. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü hak etmediğimi düşündüğüm için çok üzüldüm. Çok fazla da deşifre etmek istemedim çevremdekilere. Kızımın büyümesini bekledim. Çünkü büyüdüğü zaman en azından anlatabileceğim bir mevzum vardı. Çocuk daha anlamıyor. Biraz da ondan dolayı sabırla beklemek zorunda kaldım. Çok fazla kilo aldım. Bu ikinci evliliğimde yaşadığım bir şey. Şu 6 ay içerisinde bir 13-14 kilo aldım. Psikoloji tamamen bozulmuş bir durumda. Evdeyim, dışarı çıkma isteğim yok. İnsanlarla konuşma isteğim yok. Bayağı kötü bir dönem geçiriyorum şu anda da dahil. Normalde böyle bir insan değilim aslında. Çok aktif, güler yüzlü, şen şakrak bir insanken bir anda içime kapanık, somurtkan bir insan haline geldim. Yani çekilmez bir insan oldum şu an. Kendi ailem ve kızım bile yeri geldiği zaman tahammül edemedi bana şu dönemde. Çünkü ben değilim bu. Peki yaşadığı psikolojik sorunlar Serpil Hanım'ı nasıl birine dönüştürdü? Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum ama şu an gerçekten onu fazlasıyla yaşıyorum. Çevreye kendinizi kapatıyorsunuz. Yani her şeyi takıntı yapıyorsunuz ister istemez. Amaç varken tamamen amaçlarınız bitiyor. Yani sürekli ölümü düşünüyorsunuz. Bu da en kötüsü. Yani akşam yatıyorum acaba sabaha ne olacağım? En kötüsü kendime olan özgüvenimi tamamen yitirmiş durumdayım açıkçası. Amaçsızsınız yani. Bir amacınız yok. Yani işten ayrıldım. Eşime mutlu görünmeye çalışıyorum. Etrafıma mutlu görünmeye çalışıyorum. Ama bir Pollyanna yani. Kendim değilim çünkü bu. İnsanlar acaba demesin diye Pollyanna oynamak zorunda kalıyorsunuz. Sebebi sanırım küçük yaşta yapmış olduğum evlilik. Yani onun dışında başka bir şey düşünemiyorum. Boşluk da olabilir. Boşluk da olabilir. Yani kendinizi tanımadan bir insan hayatınıza giriyor. Onu çözmeye çalışıyorsunuz. Senelerinizi veriyorsunuz. Sonra farklı bir şekilde karşılaşınca ümitsizliğe kapılıyorsunuz. Yani hayallerim hep kızımla çok güzel vakit geçirmekti. Ama ben... Dediğim gibi 28 yaşında bir kızım var ama kızımla da çok kaliteli ve güzel bir zaman geçirmedim. Yani çocuğum hala beni tanıyamıyor ya da ben hala onu bilemiyorum. Çünkü hep bir olumsuzluklar oldu hayatımızda. Yani çok hep böyle dört dörtlük mutluluk olayımız olmadı. Artık bu saatten sonra çok fazla bir şey düşünmüyorum. Yani beni ne mutlu eder ne mutlu. Çünkü gerçekten yaşam ümidimi şu an yitirmiş durumdayım. Yani amacım yok. Çalışmak istiyorum, kendimi en azından işime vereyim istiyorum. Evde sürekli kuruntu oluyor. Ya pek bir amacım yok şu an açıkçası. Kendime olan özgüvenimi yitirdim çünkü. Genç kadın her ne kadar ümidini yitirmiş gibi gözükse de eski günlerine dönmek için hala umudu var. Tabii bu durumun çözüm yolu belli. Bu programda Esra Hanım'la görüştükten sonra şu halimden sıyrılmak istiyorum. Toplumumuzda bu var. Benim gibi birçok insan aynı şekilde bu ümitsizliğe kapılıyor. Ama bu olmaması gerekiyor aslında. Hepimiz ayaklarımızın üstünde durup çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Birçok hastalık sahibi olan kişiler var. Ama şöyle bir baktığımız zaman genel anlamda kadınlarımızda en çok yaşanılan şey depresyon. Yani bunu da dediğim gibi hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Serpil Hanım'la yaptığımız sohbetin ardından bir gün geçiyor.
Şimdi sırada psikoloğumuz Esra İzmeci ile yapacakları ilk seans var. Ama maalesef ki bu görüşme gizli kalıyor. Tabii bu Serpil Hanım'ın isteği. Serpil Hanım'la ilk seansımızı tamamladık. Aslında diğer vakalardan farklı olarak ilk seansımızı gizli yaptık Serpil Hanım'la. Serpil Hanım yoğun özgüvensizlik ve özdeğersizlik duyguları hissediyor. Hatta buna bağlı olarak depresyonun başlangıcında bir süreçte bize geldi. Şimdi fiziksel olarak kendini çok yeterli hissetmiyor. Aslında özdeğersiz ve özgüvensiz insanlarda gördüğümüz bir şey bu. Ama böyle hissettiği için de gerçekten fiziksel olarak da kendini bırakmış durumda. Çok küçük yaşlarda evlenmiş ve küçük yaşlarda sevgiyi tatmaya çalışmış. Güven duygusu fazlasıyla ilişkilerinde zedelenmiş. Hem başka insanlara ilişkilerine güveni kalmamış hem de kendisine güveni kalmamış. O yüzden ilk önce dışsal olarak kendi istediği boyuta gelmesini istiyorum. Biz sonra seanslarımıza zaten devam edeceğiz. Gizli yapılan görüşmenin ardından tam 3 gün geçiyor. Genç kadın bu kez psikoloğumuzla yapacağı ikinci görüşme için Esra İzmeci'nin yanına geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Esra Hanım? Ben de iyiyim. Sizi daha da iyi gördüm. Evet, sayenizde. Buyurun. Hemen seansımıza başlayalım mı? Başlayalım. Çok teşekkürler. Nasılsınız Serpil Hanım bugün? Teşekkür ederim. Çok daha iyi. Çok daha iyi gözüküyorsunuz. Evet, aynen. Çok, çok güzelleşmişsiniz. Iyi. Ruhunuz da güzelleşmiş çok aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Evet. Fizik seansımızı böyle özel olarak yaptık. Çok bence kendinizi çok iyi ifade edemediniz ama ben sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl daha iyi oldunuz mu? Yani sizlerle konuşmak bana çok daha iyi geldi. Hı hı. Benim yapısal olarak biraz içime kapanık bir yapım var. Hı hı. Çok fazla dışa yansıtma olayım yok. Yani o günden bu yana biraz daha iyiyim. Peki o bütün yaşadıklarınıza baktığınızda ruhunuzda derin yaralar açtı bunlar. Evet, kesinlikle evet. En çok ne anlamında kendinize güveninizi yitirdiniz? Yani ben hayata çok pozitif bakan, şen şakrak, kahkahalarım dışarıdan duyulan bir insandım. Hı hı. Bu ikinci evliliğimi yaptıktan sonra adapte olamadım. Hı hı. İçime kapanıklık oldu, eşimi tanımaya çalıştım. Yani zor bir dönem geçirdim, şu 7-8 aylık bir dönem zaten bu. Hı hı. Psikolojim bozuldu, iş hayatım bitti. Bunun üstüne 9-10 kilo birden aldım, aynaları küstüm. Hı hı. Yani çok mutsuz, çekilmez bir insan oldum. Şimdi fiziksel olarak insan kendini bırakınca ruhsal olarak da daha kötü hissediyor. Onun için hep en başta da dedim, fiziksel olarak hem ruhsal olarak iyi hissettireceğiz hem de fiziksel olarak iyi hissettirmek lazım. Evet, evet. Ona da başlamak lazım ki çünkü özgüveni dışsal olarak tamir etmek de çok önemli. Aynen. Mesela ilişkilerinizde özgüveninizin azaltıldığını ya da değersiz hissettirildiğini hatırlıyor musunuz? Yani dönem dönem oluyor, sürekli olmasa da dönem dönem eskisi gibi değilim açıkçası. Hı hı. Eskiden nasıldınız? Bir böyle detaylıca, yani nasıldım, mesela ben neden anlatmanızı istiyorum biliyor musunuz? Şimdiki farkla geçmişteki siz arasındaki farkı iyice görebilmek için. Evet. Çünkü biz o dinamikleri ortaya çıkarırsak ne yapmamız gerektiğini biliriz. Yani şöyle söyleyeyim Esra Hanım, tutum. Eskiden böyle değildim. Konuştuğum zaman insanlar pür dikkat beni dinleyebiliyordu. Hı hı. Şimdi konuşmak istediklerimi dışa yansıtamıyorum. Hı hı. Açıkçası bu son 1,5 aydır daha da kötü oldum. Sebebi de çok sevdiğim bir yakınımı kaybettim. Başınız sağ olsun. O biraz bilmiyorum, yani beni daha çok karamsarlığa götürdü. Hı hı. Yani bir mutlu olduğum an sonra diyorum ki ama çok sevdiğim bir insanı kaybettim. Yarın ben de aynı şekilde olacağım. Hani hı hı. Artık bir amaç yok. Amaçsız yaşamak çok kötü. Çok kötü. Çünkü yani her benim, insanın buna ihtiyacı var. Evet, ben hep bir amacım vardı. Etrafı şen şakrak, pozitif enerji. Benim bir tane kızım var 28 yaşında. Ya bütün amacım oydu. Hı hı. Ama şu an çok farklıyım. Hep ben de yarın öleceğim. Bu saatten sonra şunu yapsam ne olacak, yapmasam hı hı. ne olacak? Ya mutlu olmak istediğim an direkt aklıma ölüm geliyor hı hı. ve kendi içime kapanıyorum. Şimdi aslında ölümlü olarak, yani öleceğimizi bilerek yaşayan tek canlı biziz. Ama evet. bunu hayatımızda hep öleceğiz zaten, yapmaya ne gerek var diye kurarsak mutlu olmamızın imkanı yok. Evet. Bizim onu bir noktaya
atmamız ve ona göre devam etmemiz gerekiyor. Ama sizi yaşadıklarınız mutsuz ettiği için siz mesela zaten ölüm var demek bile oluşturduğunuz bir savunma mekanizması olmuş olabilir. Evet. Bu da sizin hedef koymanızı engelliyor. Bir annesiniz siz, çocuğunuza evet. düşkün olmanız, onun geleceğini düşünmeniz çok güzel. Evet. Ama ben diyorum ki kendi geleceğinizi, kendi hedeflerinizi de düşünmeniz lazım. Eğer bunu koymaz, sadece çocuk için yaşarsanız çocuğunuzdan çok yüksek beklentileriniz olur. Şimdi biz çocuğumuzu onu birey olsun diye yaratıyoruz, elimizden geleni yapacağız ama kendimiz için de elimizden geleni yapmalıyız. Evet. Hep bir hedef koyacağız. Mesela mutlaka vardır sizin bir hedefiniz değil mi? Yani, geçmişte vardı. Evet. Neydi mesela geçmişteki hedefiniz? Yani iş hayatımda daha çok yükselmekti. Çok güzel, çok nereye güzel gelmek yerlerde istiyordunuz oldu. Mesela? Ne yapmak istiyordunuz? Şurada, şu meslekte, şu görevde, şu pozisyonda olmak istiyordum. Yani şöyle söyleyeyim Esra Hanım, geçmişteki pozisyonlarım çok güzeldi. Hı hı. Ama böyle değildim. Hayata sımsıkı tutunuyordum. Hı hı. Mağaza müdürlüğü yaptım, Arapça danışmanlığı yaptım. Hep hı hı. çok güzel yerlerdeydim. Ama ne zaman ki bu 8-9 ay önceki yapmış oldum, evlendim, ikinci evliliğimi evet. yaptım ben. Görücü usulü olarak evlendim ve bu arada eşim ilk eşimden ayrılıp 15-16 sene sonra yaptığım bir evlilik. Hı hı. Yani evliliğe adapte olamadım. Eşim çok çok iyi bir insan fakat bir güvensizlik sorunu yaşadım. Nasıl yaşadın? Yani bu benim geçmişimde yaşadığım evliliğimde olan bir güvensizlik sorunu. İkinci eşime de bunu yansıttım. Hı hı. İster istemez bir sürtüşmeler oldu. Yani tamam hep beni bir yere kadar idare etmeye çalıştı eşim ama... Hı hı. Artık ben onu mutsuz etmeye başladım. Yani siz mi hatalıydınız evet, bu ilişkide? Evet, çünkü bu evet. geçmiş ilk ilişkinizdeki, evliliğinizdeki travmayı atlatamadınız. Atlatamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Bu ikinci evliliği yapana kadar bunun farkında değildim ben. Hı hı. Ne zaman ki ikinci evliliğimi yaptım. Aynı çatı altında bir insanla yaşamaya başladıktan sonra yani neden böyle bir şey yaptım dedim. Evet yani o beni... Yani inanılmaz derecede... Peki bu ikinci evliliğiniz sırasında çalışıyor muydunuz? Tabii çalışıyordum. Yani 6 ay falan oldu. Evlendim. 2-3 ay sonra işten ayrıldım. Kendimi eve kapattım. Aynalara küstüm. Bütün perdeler kapalıydı. Dışarıyla bütün irtibatımı kestim. Hı hı. Telefonlara cevap vermemeye başladım. En kötüsü kendi ailemden de kendimi çektim. Hı hı. Yani yapayalnız bir odanın içerisinde yani vakit geçirdim. Yani aslında bir... depresyon sürecine girdiniz ikinci evet. evlilikle birlikte. Evet. Çünkü neden? Evet. Kendi korkularınızla yüzleştiniz belki de. Kesinlikle. Peki bu ilk evlilik sürecinde yaşadığınız şeyi nasıl atlattınız? Ne yapmıştınız o zaman? İşim ve kızımdı. Beni Hı-hı. hayata tek bağlayan kendi arkadaş çevrem, işim ve kızım. Atlattım o kadar beni yıpratmadı. Ki dediğim gibi bu ikinci evlilikte bunu fark edene kadar. Hı hı. İkinci evlilikte daha çok ortaya çıktı. Peki ikinci evlilikte eşinizin bir yanlışını gördünüz mü? Hayır. Yani tam tersine büyük bir sabırla, ısrarla dinlemeye çalıştı. Ama dediğim gibi çok kendimi fazla ifade edemedim kendisine. Hı hı. Peki ilk eşinizin yaptığı hayal kırıklığından biraz bahsedelim. Yani 15-16 yaşlarındaydı Mesra Hanım. Daha çocuk gelin derler ya ben çocuk gelindim. Çok küçük evlenmişsin. Evet. Yani hiçbir şekilde hayatın ne olduğunu yaşamadan evlilik değil evcilik olarak düşündüm ben hı hı. o evliliği. Bir takım hatalar oldu. Bir yerde affedebiliyorsunuz ama yaş olgunlaştıkça neden ben bunu yaptım, neden katlandım diye kafanızda bir sürü soru işaretleri. Neye katlanmak çok zor geldi size? Kızımın varlığını hani nasıl diyeyim ki ben size. Kızıma bunları yansıtmak istemedim açıkçası. Hı hı. Hep kamufle ettim. Neydi dışa o kamufle ettikleriniz? Yapılmaması gereken bir hatalardı. Hı hı. Karşı taraftan yani her kadının yıpranacağı, incilecek bir hataydı. İhanet gibi. Ben de bunu çok fazla güven kırılması yaşadınız. Kabullenemedim. O yüzden çok tekrarladı dolayı, bir de bunlar. Yani her kadının hı hı. yani toplumumuzda her kadının yaşadığı şeyler bunlar. Evet. Çocuksunuz ama pek... Bir kere hemen şunu söyleyeceğim. Şimdi hep ben bir şeylerden bahsederim. Mesela her kadın bunu yaşıyor diyoruz ya. Genelde evet. Evet. Ama bunu çok sözlere yansıtmamamız lazım. Çünkü o zaman siz şöyle bir enerji olur. Tekrar yaşayabilirim. Normal bir şey. Hayır bu normal bir şey değil. Evet. Önce bunu diyeceksiniz. Yani şöyle ifade edeceğiz. Evet bazı kadınlar bunu yaşıyor. Benim için kabul edilemez. Evet ben kabul evet. edemedim. Evet. Şimdi her kadının asla başımıza gelen şeyleri şu anlamda normalleştireceğiz. Evet ben bununla başa çıkabilirim. Daha güvenilir bir ilişki yaşarım. Bunu normalleştirin. Ama işte ihanet, güvenilmezlik, bu herkese olur,
bunu normalleştirmeyin, bunu şöyle deyin. Bu olmaması gereken bir şeydi, ben de gereken tepkiyi verdim. Bundan sonra böyle bir şey olursa kabul etmeyeceğim. İşte şey var Esra Hanım, hep söyleriz ya, bir kişinin yaptığı hatayı tüm topluma mal ederiz. Şimdi bende de bu izlenim var, tamam ben bunu yaşadım ama acaba karşıma çıkacak olan ya da ikinci eşim nasıl olacak? Aynı hatayı yapar mı? Sürekli bir kuşku. Sürekli bir kuşku, korku içerisinde. Şimdi bu kadar korktuğumuz sürece şimdi ne yapıyoruz biz biliyor musunuz? Korktuğumuzda bazı davranışlar içine giriyoruz. Ve enerjisel olarak da ne oluyoruz? Kendimizi aşağı çekiyoruz. Evet, aynen. Ve o zaman karşımızdaki kişi hiç yapmayacak bile olsa bir şekilde biz o ilişkiyi bozacak noktaya getiriyoruz. Teşvik ediyoruz. Teşvik ediyoruz. Evet, yani tabii ki her zaman bizim yaptıklarımız karşımızdakini yönetemez. Ama bazen de korkularımız yönetebiliyor veya karşımızdaki kişinin şeklini değiştirebiliyor. O yüzden buradaki en önemli nokta önce özgüven kazanacağız. Evet, fiziksel olarak sizin rahatsız olduğunuz şeyleri değiştirmek bizim için önemli bir adım. Ama bunun sonrasında da birlikte yapacağımız şeyler var. Ne gibi? Bir kere hedeflerimize odaklanacağız. Hedef koyacağız hayatımızda. İnsanlara hayır demeyi öğreneceğiz. Sınır çizmeyi öğreneceğiz. Gerçekten hayatımızdaki bir erkekten ne bekliyoruz? Bunu net olarak belirleyeceğiz. Yani şunu beklemek zorundayız zaten. Hani bu ilişkinin olmazsa olması. Sevmekle güvenmek. Diğer işte yok tipiydi, başka şeylerde sahip evet, oldukları evet. Ayrı şeyler. Ama sevmek, sevilmek ve güvenmek, güvenilmek bu zaten o olmuyorsa ilişki olmaz. Evet. O yüzden o ana temaları ilişkiye oturtun ve kriterlerinizi belirleyin. Diğer olmayacak şeyleri de hiç normalleştirmeyin kafanızda. Evet. Ama bu korkuyla da yaşayıp ilişkinizi mahvetmemek lazım. Zaten özgüveniniz yükseldiğinde o korkularınız da azalacak. İnşallah. Şimdi özgüveni yükseltmek için zaten ben size ödevler vereceğim. Evet. Mesela hayır rahat demeyi öğreneceğiz. Biraz ilişkilerimize sınır çizmeyi öğreneceğiz. Korkularımız ne onları bileceğiz. Mesela aldatılmak sizin korkunuz diyelim. Ya da ihanete uğramak, güveninizin kırılması. Evet. O zaman kimseye %100 güvenmeyeceğiz. Güveneceğiz ama belli sınırlarımızı hep koruyacağız. Eğer bize bir darbe gelirse, daha büyük darbe gelmeden biz küçüğünde sınır koymayı bileceğiz. Keşke yapabilsem. Evet. Yani benim en kötü şeyim hayır demesini bilmiyorum. Yani her şey evet deyip hani karşı taraf kırılmasın. Ama ben kırılayım, içimde yaşayayım bazı şeyleri. Bu da belli bir zaman sonra insanı yıpratıyor. Yıpratır. Çünkü şimdi iyi insan, kötü insan demeye gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir insan size deniyor. Ben size bunu yaptım. Baktım siz tepki göstermediniz. Evet. O zaman bir de böyle yapayım. Evet. Bir de böyle yapayım. Baktım çünkü ben deniyorum. Siz bana ne zaman tepki göstereceksiniz? Siz izin verdiğiniz sürece ben bunu canınızı acıtacak noktaya kadar getiririm. Çünkü siz izin verdiniz evet, oluyor. Aynen. Evet benim yapmamam gerekir o ayrı. Ama siz kendinizi korumakla görevlisiniz. Buradaki bu nokta çok çok önemli. O yüzden biz şimdi hep böyle bir hiyerarşi diziyoruz ya. Hiyerarşide sizin için en kolay insanlardan başlayarak hayır demeye başlayacağız. Mesela kim kolay? Sizin için hayır demesi. Zorluk derecesi göre az. Mesela atıyorum anneme daha kolay hayır derim diyorsunuz. Evet aynen öyle. Evet çünkü o gerçekten bazen öyle. Bazı ilişkilerde hani anneniz sizin her zaman orada. Kesinlikle. Onun için daha kolay hayır diyorsunuz. O zaman o sırada ona ilk mesela ona hayır diyerek başlayacağız. Sonra işte mesela şöyle hayır demek ama. O diyelim ki şuraya gidecek. Siz diyeceksiniz ki hayır ben balık yiyeceğim. O diyor ki et yiyeceğim. Evet. Sonra arkadaşlarınıza o diyecek ki şu filme gidelim. Hayır bu filme gidelim bu daha güzelmiş. Böyle böyle küçük küçük başlaya başlaya bazen mağazadaki bir insana mağazadaki diyecek ki bu size çok yakışır. Diyelim siz alıyorsunuz onu. Bazen hayır diyemediği için alanlar var. Hayır bunu ben yapıyorum. Yapıyor musunuz? Kesinlikle karşımdaki kırılmasın diye tamam diyorum hiç giymeyeceğim şeyi alıyorum eve götürüyorum bırakıyorum yani üstüme kullanmayacağım bir şey mesela. Bende çok fazla evet, var. Evet o zaman mesela hayır demeyi de onlara da hayır demek. Mesela duygusal bir bağınız yok, bir yakınlığınız yok. Onlara aslında hayır demek bir yandan da daha kolay. O yüzden mesela hiyerarşi dizip böyle bir onlara hayır diyerek de başlayacağız. Hayır diyeceğiz, hayır diyeceğiz. Bir de davranışlarımız duygularımızı çok değiştiriyor. Yani siz onlara hayır demeye başladığınız anda böyle sizi içsel olarak kendinizi güçlü hissetmeye başlayacaksınız. Sizin
güçlü hissetmeye ihtiyacınız var ve bu hayır diyememenin, sınır koyamamanın altında aslında bir sevilmemezlik duygusu yatıyor. Yani ben hayır dediğimde sevilmem. Evet, İnsanları çünkü direkt tepki alacağımı düşünüyorsunuz. Evet. İşte size şunu düşündürtmeye çalışacağım. Ben zaten birey olarak o kadar değerliyim ki sevilmek için kendimden taviz vermeme gerek yok. Sizin algısal olarak oluşturacağınız şey bu. Çünkü siz taviz verdikçe karşınızdaki kişi diyor ki bunu sevilmek için çok şey yapması lazım. Yoksa niye evet. seveyim ki bunu? Evet. Ama bunu gösteren siz oluyorsunuz. O yüzden hayır dedikçe, sınırlarınızı çizdikçe tam düşündüğünüzün aksine değeriniz artacak. Özgüveniniz artacak. İnşallah. Onun için bugünden itibaren hayır demeye başlıyoruz. Mutlaka hedef oluşturuyoruz. Ne evet. hedefiniz? Ve o hedefe ulaşmak için ne yapmalısınız? İnsanlara sınır koyuyoruz. Görüşmek istediklerinizle sizi iyi hissettirenlerle görüşüyoruz. Evet, bu çok önemli. Çok önemli, gerçekten evet. öyle. O zaman siz kendi değerinizi koruyoruz. Yani ben size aslında zaten siz çok değerlisiniz ama bunun farkında değilsiniz. Farkındalık kazandırmak istiyorum. Böylece bunun farkına vardığınızda, fiziksel olarak da iyi hissetmenizi sağladığımızda hayatınızdaki değişimi fark edeceksiniz. İnsanların da size ne kadar farklı davrandığını fark edeceksiniz. Sizinle beraber inşallah bunu birlikte bunu yapacağız. İyileşme süreci başladı. Bakalım Serpil Atmaca, Esra Ezmeci'nin verdiği ödevleri yerine getirebilecek mi? En önemlisi de insanlara hayır demeyi öğrenebilecek mi? Tabii tüm bunların yanı sıra bir de iyileşme sürecinin bir başka değişim evresi var. Bunun için de Serpil Hanım, psikologumuzun yönlendirmesiyle güzellik uzmanı Nihan Bozaklı'ya geliyor. Serpil Hanım, hoş geldiniz. Tez uzmanı Doktor Melih Şengül'ün kliniğinde alıyor. Merhaba hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gülüşünüz var. Teşekkür ederim. Dişleriniz de çok güzel. Bir diş beyazlatması yapabiliriz. Evet. Bir de şu ön dişlerinizde böyle kırıklar, biraz asimetrik durumlar var. İsterseniz fotoğraf...
ben. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten. Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ederim. Kendimi, özgüvenimi tamamen bitirmiştim. Ama şu saatten sonra bakış açım çok daha farklı, çok daha pozitif, çok daha enerji. Her şeyin çok daha güzel olacağına eminim. Daha sağlam basıyorum. Geriye son bir adım kaldı. O da güzellik uzmanı Emsal Doğan'ın uygulayacağı ufak dokunuşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor terapiler? Esra Hanım'dan alıyorum haberlerinizi. Evet, çok evet, güzel. Evet. Gayet de. Sizin ellerinize bırakacağım kendimi. Biz de şimdi tam... Güzel. Bizim biliyorsun kıyafet bölümümüz de var. Buradan sana güzel bir kıyafet seçelim bakalım bizi. Şöyle bir olabilir. Elbisemiz var. Olabilir. Sana şimdi ben iki kombin vereyim. Bu da çok güzel. Bir de şimdi keten biliyorsunuz çok moda evet, şu anda. Evet. Bir de şu var. Şu ikisini bir deneyelim seninle. Tamam. Serpil Hanımcığım gerçekten çok şık oldunuz. Beyazlar da çok yakıştı. İnşallah. Çok mutlu olursun. Çok teşekkür çok ederim. Çok güzel oldun. Başarılar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Serpil Hanım'ın dış görünüşü için yapılan müdahaleler işe yaramış görünüyor. Baksanıza nasıl da kendinden emin ve mutlu. Ancak bundan sonrası biraz da onun elinde. Umut ediyoruz ki Serpil Hanım ruhundaki ve bedenindeki ufak değişimler sayesinde etrafındaki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurup kendini iyi hissetmeye devam edecektir. 47 yaşındaki Serpil Atmaca'nın hüzünlü hikayesine tanıklık ettik. Tabii son söz yine psikoloğumuz Esra Ezmeci'nin. Bu haftaki vakamız Serpil Hanım'dı. Serpil Hanım özgüvensizlik ve özgüvensizliğe bağlı depresyonla bize başvurdu. Aslında onunla çok güzel sürecimizi ilerlettik. Özgüvenini kazandırmak adına dışsal ona takviyelerde ve güzelleştirmelerde bulunduk. Ayrıca özgüvenini kazandırmak için hayır demeyi öğrettik, sınır çizmeyi öğrettik, amaç ve hedeflerini nasıl uygulayacağını ve nasıl koyacağını öğrettik. Çok da güzel sonuçlar aldık. Serpil Hanım artık özgüvenli hayatına devam edebilecek.